CL dünyada ilk 1000 bitiren profesyonellerin kendi arasında 10 maç yaptığı, 8 galibiyet ve üstünün üstüne çıktığı, 7 galibiyeti averaja kaldığı ve 6 galibiyette elendiği turnuvadır. Üstüne çıkmak en az 500 dolar kazandırır. Önceki bölümde. İlk rakibimiz ismini X'ye oynayarak duyurmuş olan bir kupa oyuncusu Legendary Pop. X'e de 0. X'e de şu an 0. Sadece bir vurdu. Şimdi birinci geldi. Elinde bomba kulesi yok. Goblilere müdahale edemez. Birinci üzerine gelirken. Sol tarafa aldık. Evet. Buradan satmayalım arkadaşlar. İkinci maçta kraliyetlerimizi alalım. Adet topunu kaçırdı. Oduncunun hızı sayesinde. Vur. Bravo. İyi oyundu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü rakibimiz Mev isimli bir oyuncu. Daha önce ismini duymadım ama ilk binde bitirdiğine göre demek ki kötü bir oyuncu değilmiş, iyi bir oyuncuymuş. Destelerimiz bunlar. Tazımız var, kraliyet devimiz var, havanımız var. Yani destelerimiz güzel arkadaşlar. Hadi bakalım, savaş isteğini kabul ettim. Ve ikinci maçımız başladı. 2-0 başlayarak Sierra'yla güzel bir başlangıç yapalım. Direkt fişekçiyle başladım. Çünkü bu adam aslında bir tazıcı arkadaşlar. Araştırdım birazcık bu adamı. Bu destede felaket kulesi olduğu için tazıya karşı çok büyük bir avantaj elde edebiliriz. Evet, hadi bakalım, maçımız başladı. Şimdi birazcık odaklanmaya çalışalım. Biliyorsunuz dün kusursuz bayağı temiz bir maç yapmıştık. Bugün de bunu devam ettirmek istiyorum aslında. Tomrumuzu da sallayabiliriz. Adam başlamak istemiyorsa demek ki ağır bir destek kullanıyor. Havai fişekçiyle onu kart atmaya zorlayalım. Cehennem Ejderhat'ta adam tazı kullanıyor olabilir. Gerçi bu adam elektro dev de kullanıyordu. İki tane ihtimal var şu anda. Fişekçiyi ne pahasına olursa olsun burada korumak istiyorum. Evet, elektro dev varmış. Fişekçimiz hayatta olması çok iyi oldu. Bu arada güçlü madencinin özelliğini terse doğru basacağım. Çünkü elektro deve karşı kendine zarar veriyor sadece güçlü madenci. Hemen terse gittik. 6 şövalye kendine çekerse mükemmel. Hemen şöyle mesafeli bir felaket kulesi atalım. Yıldırıma iksiri olduğunu zannetmiyorum. Hemen fişekçiyi değerlendirmek için köstebek attım. Bilerek sağa doğru attım. Buraya atınca ana kulesine çekemiyor. Güzel. İki tane goblin bıçağını sapladı. Şu anlık güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir öndeyiz ve eşleşme de bizde. Yani tazı anti olmak isterken elektro eve de anti olduğumu felaket alarak. Hemen tomruk atarak ufak ufak kulesine vuruyoruz. Fişekçi atalım. Bir anda goblinler buzuru. Evet, defansif köstebek kullanmak zorundayım arkadaşlar. Orada kasırga attığı için benim yaptığım defans da bozuldu goblinlerle. Şu anlık bir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. İyi durumdayız. Hatta fişekçimiz bir tane vurabilir. Cehennem ejderi atmak zorunda kaldı. Güzel, bravo fişekçi. Şimdi güçlü madencimizi atalım. Elektro dev atarsa gene terse giderim. Sıkıntı değil benim için. Bu tempoyu devam ettirmeliyiz. Hemen tomrukla desteği döndürelim. Desteği döndürmeye devam. Şimdi fişekçimizi atalım. Burada felaket kulesini atmıyorum arkadaşlar. Desteği döndürmeye devam. Çünkü yıldırım atacak şu an atarsam. Güzel. Kullandıktan sonra gönül rahatlığıyla atabilirim artık. Bekliyorum arkasına bir şey atmasın. Tamam. Sol tarafa güçlü madenci bırakalım. Altı şövalyeyi blok etmek için. Yıldırım yok. Fişekçi atabiliriz. Kasırga atmaz umarım. Güzel. Hemen değerlendirelim köstebek ile. Böyle vuracağız arkadaşlar. Topu bir an önce yıkmak için tomruk attım. Güzel, fişekçi hala hayatta ama kuleye vuracağını zannetmiyorum. Goblinler felaket kulesi. Yıldırımı kullandı. Çok agresif bir yıldırımdı. Belki de amacı sadece kule canımı indirmek arkadaşlar yıldırım atarak. Şimdi evrimli fişekçiyi değerlendirmek de bir ayrı olur. Topla güzel kesti ama top öldü. Evet, öldü. Hadi fişekçi. Bir tane daha vur. Olsun, yeter. Zaten kuleyi mahvetti. İnanılmaz dengesiz bir kart ya. Savunmaya devam arkadaşlar. Az kaldı.
Burada riskli bir hareket yapabilirdim aslında fişekçiyle köstebek atarak ama yapmadım. Savunmayı garanti altına almayı tercih ettim. Hemen özelliğimizi atalım. Biraz kötü geliyor. Tamam, paniğe gerek yok. Köstebek. Bir de tomruk. Vay be, az kalsın gidiyordu. Savunmaya devam. Bunlar boş ataklar. Az öncekinden kurtulduysak bu bir şey yapamaz bence bu atak. Ah, kuleye gidiyordu az kalsın. Güzel. Evet, bütün insanın kullandığı iyi oyun dedim. Ve bu maçı kazandık. Hemen ikinci maçımızda ne seçelim onu düşünelim. Ya ben Kraliyet Devi düşünüyorum çünkü Kraliyet Devi'nin oyunda antisi yok. Hani en güzel başlangıcı yapmak istiyorsam o zaman Kraliyet Devi'ni seçmem gerekiyor ama bu birazcık değişik bir versiyonuydu Kraliyet Devi'nin. Normal bir versiyon değildi. Ama olsun. Bunu da kendim yapmıştım. Tazıya anti olmak için böyle bir versiyon yaptım. Avcı ve Anka Kuşu var ikisi birlikte. Hemen ana kulemizi açalım. Birinci oynayacağını da düşünmüştüm bir yandan. Güzel ana kule aktivasyonuyla maça başladık. Rakibimiz birinci deprem kullanıyor. Bu eşleşme nasıl oynanıyor arkadaşlar? Birinciyi balıkçıyla çekeceğim. Arkadan Kraliyet Devi döndüreceğim. Ya da keşiş olduğu için ona bile gerek yok. Önce keşiş, arkasına Kraliyet Devi. Öfke biraz yanlış oldu ama sıkıntı değil. Balıkçı bir tane vurduracaktır. Evet, güzel. Gerideyiz ama geride olmamız umurumda değil. Çünkü ana kulemizi açtık az önce. Fişekçi atacaktır. Fişekçi attığında alev topum bakın hazır. Başka bir seçenek yok zaten. Evet. Iskalamadan güzelce şöyle ha. Arkasına muhtemelen birinci atabilir. Şöyle keşiğimizi atabiliriz. Zaten özelliğini çıkarttı. Hemen balıkçıyla ortaya doğru çekelim. Herhalde vurmaz. Aa, balıkçı havaya vurdu. Evet, az önce balıkçı havaya vurduğu için birinci bir tane vurdu. Bence bu adamı yakalayabiliriz her şeye rağmen. Sağ tarafta, ooo tamam. Adam kadar vurduk. Alev topu. Her şey ölsün diye. Bravo avcı. Sağ tarafı bırakıyorum, ana kuleniz de açık. Orada güzel düşündük. Avcıyla alev topu atmayı. Çünkü birinci vuracaktı ve bayağı bir geriye düşecektik. Şu an olduğumuz senaryo güzel bir senaryo. Biz daha öndeyiz ve ikisi olarak çok da geride değiliz. Evet, şimdi köprüden Kraliyet Devi basabiliriz arkadaşlar. Çünkü elinde güçlü madencisi yok. Güçlü madenci yoksa böyle Kraliyet Devi basabiliyorsunuz. Bunun mantığı şundan geliyor arkadaşlar. Her türlü sizden daha fazla iksir kullanıyor. Bakın 7 iksir kullandı. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi evrimli Kraliyet Devi'ni saklayalım. Keşin arkasına. Evet, keşin arkasına geliyor. Hazır mısınız? Öfke de attık. Gaza geldi Anka. Bir de Kraliyet Devi. Bir de özelliği tuttursak. Tutturduk. Hemen çektim. Çek hadi. Alev topu. Yakaladık bence. Bir öfke. Hadi vur. Vur. Bir tane daha vuracaktı bu arada. Neyse, iki tane alev topu atarsak, bir de öfke bırakırsak sağ kuryalık. Fişekçi atacağını biliyordum, o yüzden arkaya doğru attım biraz avcıyı. Güzel, şimdi alev topuyla alırız diye düşünüyorum. Hatta keşir özelliği bile var. Hemen 3 kart döngüsünü almak için kendimi keşişe attım. Tersen girecek gibi yapacak muhtemelen. Hatta tersen girdi. Biraz hasar yiyebiliriz. Evet, fazla geç olmadan biz alev toplarımıza başlayalım. Şu an bence vaktidir. Hem 3 kart döngüsündeyiz. Hemen 3 kart döngüsündeyim diye desteğimi döndürüyorum kolay kolay. Öfke geldi. Şöyle garanti olsun diye bir kuş bırakacağım. Evrilme fişekçi falan atmasın. Ve bitirdik arkadaşlar. Evet, ikinci maçımızı yendik. Güzel, temiz bir başlangıç yaptık. Hatasız ilerliyoruz. 2-0-2-0. Bakalım sonraki bölümde ne olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Devamı için beğeni atmayı arkadaşlar unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.